ekranımıza yansıyacak. Yönetmenim bana bilgiyi verdi. Eros'un katili. O minicik yavrucuk kedinin katili İbrahim Keloğlan. 14'te karar çıkacak demiştim size. Ve savcı da en üst sınırdan tutuklama talep etmişti. Ve Eros'un katili İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay ceza verildi. Benim anladığım kadarıyla tutuklanmayacak mı acaba 2 yıl 6 ay cezayla? Sanki yani bir hukukçu değilim, yanlış bir bilgi vermek istemem. Ama 2 yıl 6 ay ceza ve yurt dışına çıkış yasağı var sevgili izleyenler. Şimdi Fırat Yeşilçınar da bana telebir.com.tr'den bilgiyi verdi. Yurt dışına çıkış yasağı var. 3 yıl en üst sınır. En üst sınır 3 yıldan istedi cezayı savcı ama iyi hali varmış. Yine iyi hal değil mi arkadaşlar? Yurt dışına çıkış yasağı var İbrahim Keloğlan'ın. 2 yıl 6 ayda ceza verildi yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte. Arkadaşlarım, adliye koridorlarından yansıyan yeni görüntüleri takip edelim lütfen. Çünkü hani tutuklama talebi var ama ne kadar ceza, bu çok önemli Ülke Hanım demiştiniz, ben de aktarmıştım. Saat 14'te daha net size bilgileri vereceğimizi de söylemiştim. 2 yıl 6 ay hapis cezası ama 2 yıl 6 ay cezayla tutuklanmıyor sevgili izleyenler. Yurt dışına çıkış yasağı konuldu kendisine. İbrahim Keloğlan aramızda olacak. Vereceğim bilgi ne yazık ki bu. Kendisi ne demişti? Görüntüyü yayanlar hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik nedeniyle suçlamaları olmuştu. Görüntüyü yayanlar halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyorlar demişti. Sonra kendisi ne demişti sevgili izleyenler, onu da size aktaracağım. Ben bir suç makinesi değilim. Bir anlık öfkeyle yaptım. Artık kediye ne öfkesi duyuyor, nasıl bir öfkeyse bu. Ve ilk duruşmadan sonra köylere gidip kedi maması dağıttığını, barınaklara bağışta bulunduğunu, bunun kendisine terapi gibi geldiğini söylemişti. Ve İbrahim Keloğlu'nun avukatı da belediye barınağına mama bağışının yaptığının ispat edilmesi için tanık dinlenmesini talep etmişti. Ben size ne dedim? Dedim ki bir kravata eksik. Kedi mamalarını da kravat takarak dağıttıysa iyi hal çıkar. İyi halden diyor. Şimdi bana arkadaşlarımdan gelen bilgileri size aktarıyorum. Savcı en üst sınırdan ceza istiyor, tutuklanmasını istiyor. Ama İbrahim Keloğlan'a iyi hal indiriminden 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ve 2 yıl 6 ay hapis cezası ile birlikte İbrahim Keloğlan tutuklanmıyor. Yurt dışına çıkış yasağı var sevgili izleyenler. Yurt dışına çıkış yasağıyla bırakılıyor. Bakın halktan çok büyük bir tepki var. Arkadaşlar bu görüntüleri de bana hemen ulaştırır mısınız? Hemen rica edeceğim. Avukat İlke Acar paylaştı. Bu görüntüleri hemen ekrana taşıyalım. Çünkü ben eminim salona sığmadı seslerini yükseltenler. Bakın bunun da sesini açalım yönetmenim. İşte bu sesler yankılandı. Şimdi de yine halktan çok büyük bir tepki var. Duruşmayı çok büyük bir kalabalık takip ediyordu çünkü. Halktan çok büyük bir tepki var. Onu da ekrana getireceğiz sevgili izleyenler. Tabii bilgiyi de net ve temiz olarak sizlere ulaştırabilmek için çabalıyoruz. Son ve net bilgi. Mahkeme kararı 14'te açıklayacak demiştim sizlere. Savcı en üst sınırdan tutuklanmasını talep etti İbrahim Keloğlan'ın ama iyi hal indiriminden 2 yıl 6 ay ceza verildi. İbrahim Keloğlan tutuklanmıyor, yurt dışına çıkış yasağı konularak bırakılıyor sevgili izleyenler. Neden? İyi hali var. Şimdi ben tabii duruşmayı göremediğim için duruşmadaki iyi halini de çok merak ediyorum. Kendisi kedi maması dağıtmaya başlayarak bir iyi halde bulunmuş. Şimdi sevgili yönetmenim, yeni görüntüler ekrana getir. Olsun, çok sıcak, montaja sokamadık sevgili izleyen. Montaja soksak görüntüyü toparlayacağız ama biz hemen size vermek istiyoruz. Açar mısın sesi yönetmenim? Adliye koridorlarından yansıyan yeni görüntü sevgili izleyenler.
Sesler yükseliyor, alkışlar var, tepki sesleri var. Biraz sonra montaja da girecek görüntümüz. Biz sıcağı sıcağına böyle getirdik ekrana. Çünkü en sıcak haliyle aktarmaya, paylaşmaya da uğraşıyoruz. Dediğim gibi biraz sonra yeniden ekrana getiririz bu görüntüyü ama alkışlar var, sesler yükseliyor. Ama Eros için adalet, aslında Eros için adalet hepimiz için adaletin de sağlanması demek. Çünkü bazen bir milletvekili için, Can Atalay için adalet çığlıkları atıyoruz. Bazen istismara maruz kalan küçücük bir çocuk için, işte bazen de tekmelenerek öldürülen o minik yavru kedi Eros için. Şimdi sevgili yönetmenim, bana bir haber seç. Hemen o haberi ekranımıza taşıyalım ve konuyla ilgili detayları da aktaracağım. TÜİK.